Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sami Er telefon hattımızda. Sayın Başkanım, çok geçmiş olsun. Bölgedesiniz, çalışmalar devam ediyor ama elinizdeki son bilgiler nelerdir? Hemen sizi dinleyelim. Bölgede miydiniz? O anda deprem anında. Zaten saat 10.46 gibi bizim kale merkezi, kale ilçemizde 5.9 büyüklüğünde bir deprem. Oldukça şiddetli hissettik, yani dışarıda olmama rağmen çevrede gözlemleyebildim. Haliyle insanlarımız tabii sokağa döküldüler panik havası içerisinde. Ama Allah'a şükür ediyoruz, şu ana kadar elimize ulaşan herhangi bir olumsuz haber yok can kaybı ve mal kaybı ile ilgili. Şu anda kriz merkezindeyiz arkadaşlarımızla birlikte. Bir taraftan AFAD'la, diğer kurumlarla ikvat halindeyiz. Bir tarafta arkadaşlarımız saha araştırmalarını yapıyorlar. Bir taraftan da kırsaldaki muhtarlarımızla, kırsaldaki insanlarımızla diyalog halindeyiz. Yani gelen bir olumsuz bir haber yok. Umarım bu saatten sonra da bir olumsuz haber almayız. Umarım. Kırsaldaki çalışmalara bakıyoruz dediniz. Özellikle biz de kırsalı merak ediyoruz. Evet, merkezde, merkez ilçelerde çok şükür olumsuz bir durum yok ama böyle büyük çaplı depremlerde maalesef kırsallardan üzücü haberler de gelebiliyor. Evet. Bir bilgi var mı ulaşan size? Yok. Kırsaldaki şeyle ilgili de var. Haberler var ama herhangi bir olumsuz bir şey yok. Allah'a şükür ediyoruz. Şu ana kadar elimize gelen bir bilgi yok. Bundan sonra da umarız gelmez. Can kaybı yok. Çok yok, şükür. Can kaybı da yok. Mal yaralı kaybı da yok. Şu anda bir şey yok. Hastanelerde yok, kalabalık hiçbir şey yok. Ya hastane şöyle yok. 10-15 kişi o ani panikle falan şey yapanlar var. Pencereden atlayanlar falan var. Yani 20-23-25 kişi civarı bir ihbar geldi bu manada. Ama olumsuz bir şey yok. Şimdi başkanım, aslında hani biz tabii ki iyi haberler almak istiyoruz. Neden? Deprem kuşağındayız. Çok deprem çalışmaları yapılıyor. Özellikle 6 Şubat'ta yaşadığımız acı tecrübeden sonra biraz önce AK Parti Malatya Milletvekili Sayın Bülent Turanç da bizlerle birlikte, bizlerle birlikteydi. %95 oranında dedi binalarda yenileme yapıldı. Bunun da etkisi bugün hissedildi diyebilir miyiz? Katılır mısınız bana? Şimdi yenileme şöyle Tabii ağır hasarlı binalarımızın tamamı yıkıldı. Yani yıkıldı ve enkazı da kaldırıldı. Evet. 7 Temmuz'dan itibaren de 5 Temmuz'dan itibaren de yasal olarak ağır hasar, orta hasarlı binalarına önlem almayanların binaları da ağır hasarlı olarak yasal olarak kabul edildi. Ve şimdi onların ihalelerini de yaptık. Şu anda %60 seviyelerindeyiz. Yıkımlar devam ediyor. Tabii ki ağır hasar alıp yıkılan hak sahiplerinin binaları da şu anda TOKİ'miz tarafında hem şehrin merkezinde ilan ettiğimiz rezerv alanlarında hem de kentin çeperlerinde inşaatlarımız devam ediyor tabii ki. Peki vatandaşlar panik haliyle ister istemez dışarıdalar ve eve de giremiyorlar anladığımız kadarıyla, değil mi? Daha hayat normale dönmedi sıcak olduğu için böyle bir deprem bilgisi. Evet, bir panik havası. Uyarılarınız var mı lütfen? Bir mesajınız var mı? Ben şu an bir vatandaşların bir panik havasına girmesinler. Şu anda bir herhangi bir olumsuz bir şey yok. Yani yıkılan bina ya da bir can kaybı yok. Elbette ki dışarıda olmaları da normaldir. Onu normal karşılıyoruz. Olmalarında da fayda var şu anda. Zaten biz elimize de öğlenden sonra su için izin verdik. İnsanlarımız, bayanlar, engelliler evine gitsinler diye özellikle. Okullarımız bir gün eğitime ara verdi malumunuz. Süreç içerisinde yeni açıklamalar yapılacaktır. Evet, biz de takip ediyoruz. Siz şu anda yani sahadasınız değil mi? Bölgedesiniz şu anda. Şu an kriz merkezindeyim ben. Burada arkadaşlarımız sahada. Saha taramalarına devam ediyor. Yeni ekipler oluşturuyoruz. Yeni hasar tespitleri var mı diye. Bununla ilgili de teknik ekibimizi oluşturup valiliğimiz veya AFAD bünyesinde birlikte bir çalışma yapacağız.
Tabii biz şeye talimat verdik, toplu taşımamız gün boyu ücretsiz olsun diye, vatandaşlarımız bu panik havası içerisinde bir olumsuzlukla karşılaşmasın diye vatandaşlarımıza böyle bir imkan da sunduk. Bir kez daha tekrarlar mısın Sayın Başkanım? Tam olarak duyamadım. Ha, şunu söyledim. Toplu taşımadan bahsettiniz değil evet, mi? Evet evet. Lütfen. Evet evet. Yani insanlarımız hani panik havası içerisinde dışarıdalar. Toplu taşıma araçlarımız gün boyu ücretsiz olacak. İnsanlarımızın hizmetinde olacak ücretsiz bir şekilde. Bunu vatandaşlarımızla bilgiler olsun. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Sağ olun Malatya'da, bir kez daha. Malatya'ya çok geçmiş olsun. Ama beteri olmasın. Tüm tedbirler amin, alınmış amin. Gözüküyor. İnşallah, inşallah olumsuz bir ara almayız zaten sonra. Evet, 3 tamam. ilimizde de eğitime bir gün ara verildi ama tedbir amaçlı dedik. Sayın Başkanım uzayabilir herhalde anladığım kadarıyla değil mi? Bugün bir günlük bir şey yapıldı. İlerleyen süreç içerisinde yeni açıklamalar yapılır yani ihtiyaç halinde. Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sami Erş bizlerle birlikte oldu. Bakın.